Merhaba dostlarım, ben Serdar. Total War Warhammer'a baştan hoş geldiniz. Bir traktör sesi duyuyor olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz ama büyük ihtimalle duyuyorsunuzdur. Öncelikle söylemek istediğim şey, o bir traktör değil. O bilgisayarımdan geliyor. Bizim buralarda traktör yok. Saldıracağız. Bunlarla İmparator Karl Franz da şu ayrılıkçılara saldıracağız. Daha önce yendiğimiz eleman bunlar. Şehre kaçıyor. Ben şehri alacağım. Onun dışında burası bizim başkentimiz. Altdorf başkentimiz. Altdorf'un hemen yanında yeşil deriler var. Kim bu yeşil derilerin adı? Prusya bağırsak denen bu yeşil derilerin adı. Onun da hemen arkasından Middenheim mıydı? Neydi buranın şeyi? Middenland ordusu kovalıyor. Umurumda değil ne yaptıkları. Şey yapsınlar yeter, tabi aynı zamanda Middenland'in ordusu bana buradan pusu kurmaya yapmaya çalışıyor. Bana buradan saldırmaya çalışıyor. Destek yollamaya çalışıyor bizim isyancı birliklere. Şurada görev var. Oraya gidip o görevi yapacağım. Bunu da başka bir ülkenin topraklarında yapıyor. Bana sadık bir ülkenin topraklarında yapıyor. Fazla sözü uzatmadan ben bunların saldırıyorum. Sigmar büyüktür. Raise your weapons. Ulrich's will. Bunlar zaten yendiğim birlik. Bu eleman da şehir. Ben kazanırım diyor. Kuşatma araçları sadece sur bulunan yerleşim yerlerini saldırırken kullanılır. Benim kuşatma aracım yok. Sen ne kuşatma aracından bahsediyorsun? Kuşatma aracı mı var bende? Daha taş fırlatıyoruz biz. Taş ne kuşatma aracı? Neyse, bu bayağı sağlam bir birliğe benziyor ama biz alacağız hocam, biz alacağız. Şöyle kafa kafaya bir çarpışma olacak. Geçenki gibi pusu değil. Pusu kurmayacağım. Normal saldıracağız ama şimdi bu yükleme ekranları bayağı uzun sürüyor. O yüzden bekleyeceğiz burada. Bekleyeceğiz. Doğuda vampir lordları var. Vampir lordlar bizim düşmanımız. Ama aktif düşmanımız değil. Yani şu anda savaşta değiliz. Ama bize savaş açacaklar sık sık. Vampir lordları ölüleri kullanıyor. Hortlaklarla falan filan savaşıyor. Sonra savaşta ölenlerin bir kısmını geri canlandırabiliyor mu? Savaştan sonra mı geri canlandırıyor? Öyle bir şeyler oluyordu. Güneyde orklar var. Yeşil deriler var yani, daha doğrusu. Yeşil deriler var. Yeşil derilerle genelde cüceler savaşıyor ama biz de savaşacağız. İmparatorluğu genişlettiğimizde batıda büyük bir şehrimiz var. Orayı alacağız. Kuzey batıda daha doğrusu. Onun dışında batıda işte Bretonya falan filan var. Fransız ve İngiliz ülkelerinin şeyleri, karşılıkları şeyleri, bu oyundaki eşleri. Genelde bu. Kırmızı taraf onlar, sarı taraf biziz. Anladığım kadarıyla tepelik bir yerdeyiz. Tepelerin olduğu yerlere, bayağı tepeler dikse okçularımı oraya koyup tepelerin tam böyle arasına şeyleri koyacağım. Benim kendi askerlerimi koyacağım ki onlar böyle saldırmaya çalışırken yavaş yavaş çıksınlar. O sırada okçularım onları, arbaletçilerim onları bir yağmura tutsun. Araya da askerlerimi koyacağım. Tam onlar böyle yağmura tutulacak. Ben de onları o arbaletçilerin hedeflerinin içine doğru sürükleyeceğim. Kafamda böyle saçma sapan taktikler yapıyorum ben de. Savaş alanında çok farklı oluyor. Hiç uymuyor. Hoş, geçen sefer uymuştu. Geçen sefer arkadan böyle yaklaştırmıştım mızrakçıları. En iyi silah ve zırhlarla donatılmış Reich muhafızları oldukça güçlü bir şekilde hücum ederler. Ardından kalabalığın ortasında durup çarpışmaya devam ederler. Güzel. Çok hoş. Daha önce Total War'u şeyde oynamıştım. Canlı yayınlarda oynamıştım. Orada 6-7 devletle birden savaşa gelince, savaşa gelen de ben değilim. Zaten Rusya ile hemen savaşta oluyorduk. Ben bu elemanları göremiyorum değil mi? Ayo, arkadan gelecekler bunlar. Buradan gelecekler bunlar. Buradan geleceksin sen demek ha? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bunlara bir tuzak kurayım. Bunlar yaklaştılar buradan, tamam mı? Ben şunları şu şekilde bir koyayım. Okçularımı da, İki tane okçu birliğimi de
Veya şey mi yapayım, tüfekçi bildiğim, okçu bildiğim mi koyayım? Şöyle koyacağım. Bu şekilde buraya saldıracaklar. Buradan sıkmaya başlayacak bunlar geldiklerinde. Ama nereden geleceklerine bağlı. Şu şekilde giderler herhalde. Şu şekilde giderken benim birliklerim bunları sıkmaya başlayacak. İyice bir kontrol edelim şunları. Gizli duruyorlar mı? İyice ormanın içindeler. Güzel. Düşman birlikleri buradan yardıma gelince bunlar sıkmaya başlayacak. Düşman birlikleri bunlara saldıracak. O sırada benim süvariler yıkacaklar bunları. Yıkıp geçecekler. Onun dışında bir tane de mızraklı birlik bulundurayım diyorum ben bunların yanında. Hatta iki tane. Şöyle göremiyorum ki. Heh. Şu şekilde bulundurayım, değil mi? Güzel. Düşmanı da göremiyorum. Düşman bir şeyin arkasında, ordunun bir dağın bir yerlerin arkasında böyle. Şunları bir düzenleyelim biz. Yakın dövüş önde, atıcılar önde olsun. Atıcılar böyle sıkmaya başlasın. Şöyle durun siz. Güzel. Çok güzel. Karl Franz her türlü geride duruyor. Tamam. Muharebeye başla. Elemanları daha görmedik ama ben ordumu şöyle çekeceğim. Ya da şu şekilde çek. Ya olmadı. Şu şekilde. Yalan. Şu şekilde çekelim bakalım. İlerliyorlar bunlar, güzel. Benim birliklerim. Sıkıntı yok. Sakin. Benim birliklerim gizli, değil mi? Bu emlikler gizli. Oo, şunlar olduğu gibi gizli. Şunlar arkadan gelecekler. Haritadan takip edeceğim onları. Şu birlikler, siz harekete devam. Güzel. Şimdi şuradaki olay şu. Bunlar şu tarafa doğru gelirken şuradan okçular sıkmaya başlayacak ya. Okçular sıkmaya başlayınca, okçular ve tabancacılar, düşman bunlara saldıracak. Ben de o sırada mızrakçılarla okçularımı ve tabancacılarımı koruyacağım. Aynı zamanda şurada bulunan Reich muhafızlarını da şuradaki düşmanın üzerine salacağım. Böyle yandan girmiş olacağız düşmana. Öyle. Plan o şekilde. Bakalım işe yarayacak mı? Aha geliyorlar. Bir tane mızrakçı birliği geliyor. Arkadan daha fazlası da gelir bunların. Neyse biz şuraya yerleşelim de. Sanırım düşman birlikleri daha çok arkadan mı gelecek ya? Öyle bir endişem oldu şimdi bak. Arazi düşmanlarının hareketlerini gözlerden saklıyor kumandan. Tedbirci elden bırakmayınız. Bırakmam. Bak şuraya geldiler. Açık gözlere. Hiç görmedim seni. Bir tane birlik mi lan bu? Oğlum 3 tane arbaletçim alır. Açık gözlere arkadan. Arbaletçiler bekliyor. Geliyorlar. Dur hocam. Değerli ahbaplarım. Şöyle tam şu şekilde koyalım da. Yok. Şöyle. Olduğunuz yerde durun yani artık. Onu demeye çalışıyorum. Bir düzene girin. Çünkü atış etmeye başlayacaksınız. Biraz böyle düzenli şey yapın. Arkadan destekler geliyor. Vallahi geliyorlar. Bunlar ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyorlar. İyi. O zaman şu birlikler, hepsini seçtim mi? Seçtim. Şu düzen atıcılar önde. Siz abi şu şekilde durabilir misiniz acaba? Veya şu şekilde. O şekilde durun siz. Arkadan fazla gelmiyor ya. En azından ormanın içine gidiyorlar. Fazla göremiyorum ben. Ne yapıyorsunuz siz? Woohoo! Bunları iyice yıkadık. Devam.
Bunlar gelmeden ölecek sanırım bu kılıççılar. Saldırıya devam. Daha saldırmadan kaçıyorlar lan. Var mı böyle bir şey? Arkadan ne durumdayız? Ha geliyorlar. Siz menzile girecekler mi, girmeyecekler? Bunlar bayağı geliyorlar. Arkadan bayağı bir geliyorlar. Arkadan bayağı bir geliyorlar. Arkadan bayağı bir geliyorlar. Neyse. Siz şey yapmayın. Siz ateş etmeyeceksiniz. Ateş etmeyeceksiniz. Arkadan bayağı bir geliyorlar. Oo. Tamam, sıkıntı yok. Onlar ileridekileri çok çabuk hallederiz. Bunlar daha bayağı yer şey yapıyor. Ha bunlar zaten şey olanlar. Sakat olanlar. Uhuu. İleridekileri hemen hallettik. Cursing your name with his dying breath. Send his army after him. Bak 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 bak, geri saldırıyorlar. Oğlum bunlar gelmeden bitti ya. Bak okçular da geliyor ama gelmeden bitecekler gene. Onlar da kaçıyor. Ben bunları ne biçim alacağım var ya. Şu siz yapmayın. Serbest ateş şimdilik kapa. Ben bunları arkadan bir gireceğim ordumla var ya. Uf, yalnız bayağı 3-4 tane birlik gelmeden gitti. Bak bunlar da kaçıyor. Hemen kaçıyorlar. Birliklerin saklı düşmanları ortaya çıktı. Düşmanların saklı birlikler olmasın. Saldırın. 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 Sen de şurada dur, şu şekilde. Biz de öne çıkın bakalım. Veya siz iki birlik şurada geriye doğru durun. Ne olur ne olmaz. Bunlar belki başka hain planları falan vardır. Şöyle durun. Bunlar gelirse saldırırsınız. Siz bunlar bu taraftan geliyor. Bunların çoğu zaten bitmiş durumda. Şuna baksana. Bunların birliklerin yarısı şey hasarlı durumda. İlerideki birliklerin yarısı da hasarlı durumda. Bak bak bak, buradan da geliyorlar. Bak 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 bak. Gel. Arkasından da şunu şöyle tutacağım. Sen şuna saldırsana. Arbaletçiler, kargıcılar, siz de şuna saldırın. İki taraftan böyle şey yapacağız bunları. İki taraftan şey yapacağız, halledeceğiz. Bunlar yalnız ben daha hiç kayıp vermedim ve bunlar şimdiden ölüyor. Abo! Abo! Arbaletçiler. Şunları bir halledin, gözünü seveyim. Benim diğer arbaletçilerim hiç şey yapmadı, hiç çalışmadı. Sen şunları hallet. Kılıçlı asker. Hocam bunlar arkadan geliyor. Siz bunlar şey yapacaksınız. Benim de burada birliklerim duruyor da. Kaçıyorlar lan bunlar. Bunları savaştan iyice çekiyoruz. Tamam dur. Sen şey yapma. Sen şey yapma fazla. Sen şu tarafa doğru bir defans kur. Sen o tarafa doğru bir şey kur. Sen de onların arkasında dur şu şekilde. Bunlar gitti zaten. Onlar ölü olarak kabul ediyoruz artık. Arbaletçiler, siz de şunların arkasına durun bakalım. Gelen düşmanları halledersiniz. Uf, şu düşmanları çok fena avlayacağım. Düşmanları çok iyi avlayacağım. Birliklerin saklı düşmanları ortaya çıkardı. Hangi saklı düşmanlar? Bunlar mı saklı düşmanlar? Bunları mı diyorsun? Ne olacak ya? Siz fazla şey yapmayın, ilerlemeyin. Siz gelin şurada şey olacaksınız. Sen arbaletçi gel. Sen şunu al diyeceğim de onlar kaçıyor zaten. Oo! Çok güzel lan. Gel. Gel. Bu ne saçma bir düzen bu? Ne saçma bir düzen bu? Ne saçma bir düzen bu? Grup mu yaptık bunları?
Ne kadar saçma bir düzen bu. Tamam gelin o şekilde yüz olun. Ne olacak? Bizi mi kıracağım? Bunlar saldırıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bunları arada halletsenize. Bunlar hala saldırıyor mu? Kılıç. Kılıç. Sen ona bir hücum yapsana. Şöyle koşarak hücum yap. Gelen sen direkt şuna hücum yap. Oo, hemen kaçıyorlar. Bu ne lan? Toz oluyor bunlar. Bir şey oluyor bunlara. Öyle toz olacaksınız tabii ki. Size söylendiği gibi. Arkadaki düşmanlar ne durumda? Giriyorlar bunlar. Harika. Ben bunları arkadan dalacağım şunlarla. Var ya çok fena dalacağım. Düşman general öldürüldü lordum. Son nefesinde adınıza lanetler okudu. Ordunuzu peşinden yollayın. Bir lord odalardaki sorumlu lorddur. Peki. Pek çok eşit yetenekleriyle birlikte liderlik eder ve yüklenirler. Ordu liderliği lord öldüğünde ya da dağıldığında büyük bir darbeye maruz kalır. Dağılmış birlikler bir lordun yokluğunda toparlanmayı reddeder. Lordlar hakkına daha fazlasını buradan öğren. Teşekkürler. Gerek yok. Bunlar arkasından giden var mı? Gitmeyin. Gitmeyin. Onların arkasına gitmeyin. Sen git. Sen kılıçlı mısın? Nesin sen? Bir tane kılıçlı yollayın bunların arkasından. Sağ kalmasınlar. İstemiyorum. Hücum. Onun dışında siz geleceksiniz. Şurada şey kuracaksınız bana. Hayır tam tersi. Şu şekilde bir defans. Bunlar baştan saldırıyor. Bir şey yapamadınız ya. Kalkanlılar. Şunlara karşı durun siz. Buradaki arvalıçlar ne durumda? Oo, buradaki düşmanlar orada gitti gidiyor. İyi yiyin bunlar siz. Buradaki düşmanlar buraya girdi. Harika. Harika. Bu şekilde gelin siz. Süper. Sen onları boş ver. Sen onları boş ver. Sen bu şekilde şunların arkasında dizil. Benim birlikler de gelsin. Sen de boş ver. Sen de gel şu şekilde dizil. Şunları şöyle bir araya alalım. Bir de zaten az bunların birlikleri. Şunların arkasında ne şey yapacağız? Sen gel şu kılıçların üzerine. Kılıçlı mı bunlar? Yıldırım gibi gel hocam. Yıldırım gibi. Bunlar buradan sıkmaya başladı mı? Kılıçlılar. Gelin siz de. Bırakın onu bunu. Saldırın siz de. Sen gel. Sen de şunlara saldır. Kılıçlı askerlere saldır. Harika. Siz sıkmaya başladınız mı? Başlayacaksınız. Sıkıntı yok. Birliklerin saklı düşmanları ortaya çıkardı. Ne saklı düşmanmış ya? Ne saklı düşmanmış bunlar? Sen bir yere saldırıyor musun? Saldırma gel. Sen şunlara destek ol. Zaten yarısı gitmiyor bunların. Benim onlar daha full. Daha arkada benim birlikler bekliyor. Saldırıya geçecekler. Bu kim? Kargacıdır bunlar. Arbaletçiler. Bekletiyorlar mı bunlar acaba? Koruma modunu aç kapa. Aynen koruma modu. Siz de koruma modu. Mızrakçılar siz de koruma moduna geçeceksiniz. Kılıç sen saldıracaksın. Kılıç sana saldıracaksın. Sen gel şuna saldır. İlk önce şunu aradan çıkaralım. Hans Zimitler. Ney? Kılıçlı piyade. Ha sen gitmişsin zaten ya. Sen gitmişsin. Sen neyin şeyini yapıyorsun? Hatta sen gel direkt şunu al. Bu savaş bizim. Siz ikiniz. Şuna sıkmaya başlayın lütfen.
Arkadaki arbaletçi bizi rahatsız etmesin. Bak 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 bak, bu da yan taraftan şey yapacak güya, saldıracak. Sen gelmeden biz seni alırız koçum. Siz saldırın direkt bence. Hiç yapmayın. Siz öyle yan taraftan gelirsiniz diyorsunuz da ben size arkadan geleceğim. Lord'un saldırı altında, sıkıntı yok. Saldırın oraya. Elemanların şeyi kalmadı zaten, birlikleri kalmadı. Siz ne yapıyorsunuz? Savaşıyor musunuz? İyi, onlar bitti zaten. Bak 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 bak, okçular nasıl kaçıyor? Bak 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 bak. Tamam. Dostlar siz onu bırakın. Siz onu bırakın, siz gelin şunları saldırın arkadan. Sen de şey yap, bırak onları. Sen git şunu arkadan saldır. Benim süvariler ne durumda? Süvariler nerede benim ya? Oo, sen oradasın. Sen onu bırak o zaman, direkt buraya saldır hızlı bir şekilde. Bak 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 bak, birlikler hemen kaçıyor. Koş dedik lan. Düşman lordu yaralandı. İşte bu. Lan. Ordum kilitlendi mi orada benim yoksa? Süvari saldır, şuna saldır. Kılıca saldır. Harika. Daha arkadan ordular ilerlemedi benim ha. Aa, yok öyle şey. Öldürün şunları. Affetmem. Ya siz direkt şunlara saldırın. Direkt şunlara saldır. Saklı birimlerin ortaya çekti. Oo! Oo! Yok edin onları. Tamam, boş versen şunlara saldır direkt. Ya da şunlara saldır. Bak onlar kaçıyor. Kaçmaya çalışıyor. Nasıl böyle bir bir kaçmaya çalışıyorlar? Saldır saldır saldır, hücum. Of. Muharebeyi sonlandır. Katli zafer. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ah. İyi, bir şehir daha aldık. Kayıplarla kalan. 80 kayıp vermişim sadece ben. 80 kayıp. Onların bir 236 ki abi, 600 kişisi falan kalmış toplamda, ama bir 600 kişi daha şey vermişler, kayıp vermişler. Oo, harika. Çok hoşuma gitti bu durum. Sanırım şehri aldık. Daha önce pusuya yapmıştık, şimdi şehri aldık. Oh. Bak arka taraftan nasıl çalıyor. Bilimlerde kalan asker sayısı, bilimin tecrübe düzeyi ve eğer varsa kalan mühimmatı birim kartında gösterilir. Peki. Aa, öyle yok şey. Bana öyle artistlik yapmak yok. Ben de o boyun eğmeyeceğim falan. İmparatorum ben senin. Hani biz burayı ele geçirmedik. Burası zaten bizimdi. Sadece biz imparatorluk seçildiğimiz zaman bu elemanlar imparatorluktan çıkmak istedi. Şey oldu. İsyan ettiler. Sen kimsin imparatorluğu şey yapıyorsun? Benim yalnız 3 kişilik şeyim kalmış orada. Birliğim kalmış. Ben bunları iyice bir toparlayacağım. Ve saldıracağız şeye. Sol şehre saldıracağız. Onu artık tabii bu videoda yapmayacağım. Artık bir sonraki videoda yapacağım, ama yeni yeri ele geçirdik. İşte bu. İşte budur. Ney? 5 dakika. Zufbar dökümhanesi üzerine yemin ederim ki şu tunç sakal toplarını denedim ve epey sağlamlar. Bir de bir kilometre uzaktan vur deseniz hangi gözden vurayım diye sorardım. Çünkü bunu rahatlıkla yapabilirdim. Bazı uçan bilimler aşağıdaki düşmanın üzerine bomba gibi bırakılabilir. Uçan birimler. Uçan birimler mi var? Ben bunu bilmiyordum. Uçan birimler olduğunu bilmiyordum. Uçan birimler varsa ileride işimiz pek iyi değil. Çünkü bunlar sadece bizden, hani bunların hepsi bizden. Sadece isyancılar bunlar. Daha şeyler var. Yeşil diriler var yani. Orklar var. Onlar büyü yapıyor. Cüceler var. Cücelerin topları falan filan var. Hoş bizim de var da cüceler bu konuda bayağı iyi. Vampirler var. Vampirler hep büyü kullanıyor. Ya. Bir de sayıca fazla
Yeşil değerler sanırım, en azından daha önce oynadığımda öyleydi. Bak bunlardan hiç kimse kalmamış. 2-0, 11-5, 2-0. Adamın ordusu yok. Ordusunu tükettim. Bunların hepsini toplasanız bir birlik etmiyor. Baksana şurada 49 kişi var. Burada kaç kişi var? 13, 18, 20, 20 kişi var burada toplamda. Şurada 22 kişilik birliğimi yollasam galip gelirim. 80 kişi vermişim kayıp. Kayıpların bir adamların şeylerinden daha fazla. Kalan diyor. Kalan neden bu kadar fazla ki? Burada hiçbir şey göstermiyor. Aa, bunlar şey mi? Ele geçirdiklerimiz mi? Ele geçirdiğimizdir bunlar büyük ihtimalle. Bazıları ele geçirdiğimizdir. Veya dağılandır artık bunu. Ordu adamların, yani en son adama kalan ordu bu ki o da hiçbir şey. Hani at gitsin orada, ne olacak, ne yapacak? Sıfır kişilik ordu mu olur? Yok yani, bu birlik yok. Bu birlik yok. Geri kalanlar da hepsi bir birlik etmiyor. O şekilde bir şeyimiz var işte bizim. Kule ve kapılar uygun ele geçirme noktasının kontrol altına alınmasıyla ele geçirilebilir. Ele geçirme noktaları var o zaman. Bunlar kuşatmalarla ilgili. Savunması olan şehirlerin kuşatmalarıyla ilgili ki onlar da ben pek iyi değilim. Kuşatmalar da iyi değilim. Kuşatmalarda kulelerden falan bir şeyler sıkıyorlar. Havan topu falan bir şeyler sıkıyorlar. Ki o konuda iyi değilim işte dediğim gibi. Bazı birimler savaş alanı üzerinden uçup uzaktan saldırır falan filan. Yakalanan düşman 131 kişi yakalamışız. 843 de altın aldık buraya ele geçirerek. Rütbe kazanıldı. Harika. Karl Franz yükseliyorsun. İşgal et. Burası bizim. Bizim şehrimiz burası. Takipçi kazanıldı. Ulak. İmparatorluğun içindeki önemli şehirler ve kareler arasındaki büyük mesafelerden dolayı elçiler vazgeçilmez bir iletişim yoldur. Sever hareket menzili %6. Harika. Harika, bak eleman burada bekliyor. Watch. Ben bunu gelip öldüremez miyim? Attack. Let's go. Kal burada, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel bakalım sen buraya. Ham plak hazır. Zırh artı 3. Can puanı. Ölümcül kılıç. Yakından saldırı. Kesinlikle. Oo yo, dur. Savaş atı. Tabii ki savaş atı. Ho 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 ho. Binek kazanıldı. Harika. Benim birliklerin şey yapması ne kadar sürecek? Bir tur. Diğerleri direkt doldu. Ordum tam yani şu anda. Sadece bu elemanın iyileşmesi gerekiyor. Gelecek para mı az geliyor? Onun dışında bir şey değiliz. Buradaki elemanlar da şey yaparsa, geri gidebilirlerse 15.000 altınım var. Bakalım neler yapabiliyoruz. İmparatorluk toprakları. Bu ne? Köy yapalım buraya. Onun dışında garnizon ayrıntıları. Kaç kişi var burada? Varmış. Bayağı varmış. Havan topu var. Alt ortada. Aynı olsun. Burayı ele geçiremezler. Kaç kişi var burada? 7 daha 14 birlik var sanırım burada. Yanlış mı saydım? Yok, 14 birlik var. Evet. Grunberg'de de bir 12 birlik var. Güzel. Helmgard'ı halledeceğiz. Ona daha sonra. Çünkü daha yeni geçirdiğimiz için. Aynen Helmgard zaten. Hayır, Helmgard yapıyoruz onu. Peki. Şimdi bir Lord ele geçirelim burada. Şöyle Lord yetiştirelim. Lord yetiştir. Mütevazı. Karakterin aura boyutu %15. Harika lan bu. Bakımı 188'miş. Uzlaşmaz. Kahraman bireysel savunması %8 hedefi öldürme ihtimali. Baltazar geldi. Bunun için outdoor şey yapmamız gerekiyor. Meclis yapmamız gerekiyor. Onu ne zaman yapacak bilmiyorum. Alalım bir tane ya. Alalım. Sana bir şey getirmeyeceğiz şimdi. Ama gene de bir şu şekilde bir birliğin olsun senin burada. Her durumda. Neyse. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Benim bu videodan keyif almışsınızdır. Ben keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek sınırlılıkta kalmanız dileğiyle. Bye bye.